Merhaba değerli arkadaşlar, doğadayız ve şifalı bitkileri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü bitkimiz çakır dikeni olarak bilinen dikenli bir bitki, sarı renkli, parlak, altın sarısı çiçek yapraklarıyla doğada tanıyabileceğimiz çakır dikeni. Çakır dikeni otu yol kenarlarında, boş arazilerde yetişir. Kurak ve sıcağı oldukça dayanıklı olup bulunduğu yerde kısa sürede yayılır. Bunu görmemiz mümkün. Bu bitki kök, tohum ve çiçekleri şifalı amaçlı kullanılır. Ayrıca görmüş olduğunuz şu çiçekteki sarı renkli yapraklar boyar madde yapımında da kullanılmaktadır. Bu özelliğiyle doğada şifalı ve kullanılabilir özellikte olan dikenli bir bitki. Bitkinin arkadaşlar tohumlarından elde edilen toz, özellikle bu çiçeklerden sonra tohum oluşuyor ve bu toz böbrek taşı düşürmeye yardımcı olur. Köklerden elde edilen tozlar, kökler çıkarılıp, kurutulup, öğütülüp toz haline getirildikten sonra fistül tedavisinde kullanılıyor. Genel olarak kullanım sebebiyle sindirimi kolaylaştırır, sindirim sistemini harekete geçirir ve bir de hazım hızsızlık için faydalıdır bu bitkinin kök ve tohumundan elde edilen çayları. Çiçeklerinden yapılan çayı vücudun dayanma gücünü arttırır. Hemen bu çiçeklerden arkadaşlar bir miktar alınıp şu şekilde alındıktan sonra bunlar kaynamış su içerisine konuyor. Yaklaşık bir tatlı kaşığı ve çayı elde ediliyor. Bu çay da vücuda dayanma gücünü arttırıyor. Yüksek tansiyon olan kişiler için önerilmekte. Aynı zamanda kadınlarda yumurtlama sorununa etkisi olduğu biliniyor. Erkeklerde de antropoz belirtilerini azaltır. Testosteronu çoğaltarak bu cinsel güçte sağlıklı bir durum sağlar. Bitkiden faydalanmak için çiçeklerinden kurutulup çay yapılıyor. Kökü yine öğütülerek aynı şekilde çay yapılmakta ve yine tohumlarından da şifalı çay yapılmaktadır. Bitkiye arkadaşlar zerdali dikeni, yine demir dikeni, sarı çiçekli diken şeklinde isimlerle de anılmakta. Doğada bu şekilde yetişen şifalı ve kullanılabilir bir bitki çakır dikeni.